Merhabalar dostlar. Bugün yine farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün Rising World'u oynayıp kendimce incelemeye çalışacağım. Rising World 2014 yılında Steam mağazasına düşmüş ve o zamandan bu yana geliştirilmekte olan bir voxel tabanlı açık dünya survival oyunu. Biraz daha soft bir oyun. Çünkü bu oyunda henüz karşımıza sadece doğa ve hayvanlar çıkıyor. Bunlara karşı mücadele edeceğiz Rising World'de. Rising World'un ilk haliyle şu anki hali arasında büyük farklar var. Grafik olarak ve performans olarak bir hayli geliştirilmiş durumda Rising World. Klasik bir menüye sahip sol tarafta tek kişilik, çok kişilik oyun, ayarlar, profil, buradan karakterinizin tipini vesairesini yapabiliyorsunuz. Community aktif değil bu tuş. Çıkış var ve bu üst tarafta isminiz ve user id'niz var. Burası kapalı olsa iyi olacak bu şekilde. Burada da Steam arkadaş listeniz Görünmekte. Single play diyerek başlayalım. Benim oynadığım bir oyun vardı burada. Onu geçelim. New World diyerek ben yeni bir oyun oluşturayım. Dünyanın ismini koyuyoruz buraya. Ne diyelim buna? Jurassic World diyelim. Yok öyle bir şey demeyelim. Ne diyelim? Orta aç diyelim o zaman. seed Buradan random bir seed seçerek oynayabiliyorsunuz. 4 çeşit game modu var. Survival, Creative, Stranded ve Adventure şeklinde survival açacağız. Dünya türü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Normal, süper düz ve Surreal şeklinde 3 tane dünya seçebiliyorsunuz. Normal diyelim. Madenleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek, düşük, orta, yüksek, çok yüksek ve hiç yok şeklinde seçenekler var. Hiç yok herhalde böyle challenge oyunlar oynayacak arkadaşlar için hazırlanmış olsa gerek. Ne yapalım? Hay diyelim. Mağaralar olsun, olmasın. E, olsun abi. Bitki örtüsü olsun, olmasın. Hayvanlar, hayvanları seçiyorsunuz buradan oyununuzda, dünyanızda oyun dünyanızda olmasını istediğiniz hayvanları. Tiger istemiyorum. Bu olur bir geç abi. Penguin falan gerek yok. Jaguar nedir? Zürafa nedir? Afrika değil abi. Elephant fili de al buradan. Ayı olsun, yaban domuzu olsun, geyik, tilki, milki, keçi, meçi, pek iki tane şey olsun. Biraz şey bir oyun olsun. Nasıl diyeyim? Biraz daha Anadolu topraklarına dönelim yani. Bu hayvanları ona göre seçmiş olalım. Su, su kaynakları, göletler, göller ve okyanuslar şeklinde seçeneklerimiz var. Okyanus hariç olsun abi. Ne okyanusu? Zindanlar, yeraltı, ee, su altı, yüzey ve kabin şeklinde zindanlar olsun mu demiş. Olsun abi. Create World diyerek oyunu başlatalım bakalım. Yapımcılar gelecek versiyonlarda NPC'lerin de ekleneceğini söylüyor. Zaten multiplayer olarak oynadığınızda ister PVP ister PvE oynayın keyifli bir oynanış tecrübesi sizi bekliyor olacaktır multiplayer'da. Evet, başladık. Evet, güzel, güzel bir dağ dibinde başladık hemen. Evet dağlık bir arazi. Aha koyun. F'ye basarak üstlerinden yünlerini alıyorum. Küçük de bir pond var. Güzel güzel ben burayı yerleşsem mi acaba? Önce bir ağaç keserek göstereyim size nasıl e, kaynakları elde ediyoruz. Vura vura ilk başladık, başlangıçta bize verdikleri primitif aks ile ilkel aks ile ağacı kesiyoruz abi kestikten sonra parçalıyoruz. Buradan logları topluyoruz. Sapling düşmedi mi bundan? Meyve ağacı mıydı bu? Senden yünleri almıştık. Şimdi i̇şte eğer o koyun gördünüz çıkamazsa oradan büyük ihtimalle boğulacak. Evet. Kökünü de alalım. Hadi git 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 de boğul hadi. Hadi git. O zaman ben seni öldürerekten çıkamayacak ve boğulacak zaten. Neyse boğulunca etini, sütünü toplarız artık. Biraz daha odun keseyim. Craft mantığını size göstermeye çalışayım. Kafama düşüyor. Lakin kafama düştüğü halde bana bir zarar vermiyor. Bunlardan sapling düşmüyor muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Onları da dikip şey yapabiliyorduk. Evet bu olmuş. Abi nasıl ya? Normalde içinden et çıkması lazım ya bunun. Neyse. Hadi. Şimdi aynısı benim başıma geliyormuş. Ne gülerim. Envanterimizi açıyoruz. Crafting menüsüne girerek... Small Shelter, Fireplace, Skewer, Grill Speed şeklinde genel kısımda. Resource kısmında Lumber ve Stick. Bunlar ana kaynakları genelde emin olabilirsiniz. Işık kaynakları, alet, edevat, sağlık amaçlı kullanacağımız eşyalar ve crafting stationlar var burada. Small shelter da yapabiliriz. Fireplace yapalım. Stone lazım onun için. Mesela stone'u da bu şekilde vurarak maden kazar şekilde elde ediyorsunuz. Şimdi biraz keşfedeyim ben etrafı. Etrafta eğer bir yer bulabilirsem güzel chestler çıkıyor. Chestlerin içinden ıvır zıvır eşyalar çıkabiliyor. Belki daha iyi bir pickaxe, daha iyi bir axe bulabilirim. Etrafı biraz keşfedeyim. Evet, keşf biraz uzun sürdü. Ee, ve bir yer buldum. Bu arada yol üstünde bir sürü elma vesaire topladım aynı bu şekilde yaptığım gibi. Evet, sandalye var. Kırık bir kitaplık. Ve bir chest. I must stand in front of it. Okay. Kompas güzel. Kayıt. Deer pelt. Ve iki adet record bulduk. Evet. Ben başka bir şey umut ediyordum. Ancak karşıma bunlar çıktı. E buna da şükür diyelim. Daha güzel eşyalar beklerdim. Ne bileyim bir iron pickaxe falan güzel olurdu hani. Hop patates. Şimdi taş elde ediyoruz böyle kazarak. Bundan bahsetmiştim zaten. Aynı şekilde dört de elde ediyoruz. İşte toprak. Bu ne? Bu da taştır herhalde. Böyle aşağıya doğru derine doğru inersek demirdir efendime söyleyeyim. kapırdır, bakırdır vesairedir, kömürdür derken oba. Bir key mi bulduk burada? Arkamda bir şey beni itiyor değil mi? Seni. Eşek keçi. Evet, gold pelt tıklayarak hide body diyerek yok edebiliyorsunuz. Bu arada şuraya bir bakayım ben. Maden mi bulduk? Ne bulduk? Aşağı düşmesem iyi. Hatta şöyle hemen envanterimi açayım. Crafting diyerek şuradan lights'tan önce tabi stick yapmam lazım. Lumber. 9 tane lumber var. 5'in log var. 5'ini 20 lumber'a çevirdim. Stick iki tane de stick yapayım. Sonra tekrardan buraya light seçeneğine geleyim. Torch mount yapayım bir tane. iki adet de torch yapalım. Umuyorum ki yerleştirebilirim içerideki duvara. Evet yerleştiremiyorum biraz uzak kaldı ama şu tarafa yerleştirebilir miyim? Evet, yerleştirdik o tarafa. Peki bunu onun üzerine yerleştirebilir miyim? Aynen. Evet. Düşersem ölürüm diye düşünüyorum. Kesin ölürüm hem de. Taş dedik. Yeraltı zindanı bulduk. Hayır, 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 hayır. Neyse, bu dursun. Ee, ben bir takım Craftları yapmaya başlayayım yavaştan. Elimdeki her şeyi önce bir pardon, Lambra çevireyim. Ardından Crafting Stations'dan Workbench yapmam lazım. Workbench daha fazla eşya yapabilmemize yardımcı olan bir bench abi. Düzgün de bir yere koyayım şimdi bunu. Aynen şöyle yerleştireyim benim kendi craft menümün ne kadar sınırlı olduğunu gördünüz zaten. Furnace vesaire yapabiliyoruz. Şimdi buna tıkladığınız zaman ise light seçenekleriniz olsun, tool seçenekleriniz olsun. Mesela map, paper bulmamız lazım. Bir sürü daha farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Workbench yaptık. E, Sawbench yaparak eşyalar yapabiliyorsunuz. Furnace yaparak burada bulduğunuz madenleri smelt edip ora çevirebiliyorsunuz, ingota çevirebiliyorsunuz. Pardon. Loom ve spinning wheel, spinning wheel'ı da yapayım, onu da size ne olduğunu göstereyim en azından. Şimdi koyunlardan yün çıkartmıştım hatırlıyorsanız, o yünleri ipe çevireceğiz, sonra loom'dan onları klota çevireceğiz falan. Neyse böyle yan dursun artık yapacak bir şey yok. Amacım zaten size göstermek. Şimdi. Bunun yanına geldik. Elimize ipi aldık ki elimizde varmış zaten. İpi aldıktan sonra makaraya geliyoruz abi. Sağ kleye basılı tutuyoruz. Yünü ipe çeviriyoruz. Yüzde yaz olunca da F tuşuna basarak aldık ve bir ip yumağı elde ettik. Bu şekilde yapa yapa bir sürü thread elde edebilirsiniz. Multiplayer oynuyorken çok daha keyifli olacaktır. İş bölümü yaparsınız. Bir arkadaşınıza terzilik görevini, bir arkadaşınıza marangozluk görevini, bir arkadaşınıza madencilik görevini verirsiniz. Hep birlikte keyifli multiplayer efsaneler, anlar, maceralar yaşayabilirsiniz. Her bir thread için iki tane yün harcıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ardından şey yapacağız. Yine crafting'den göstereyim. Hatta şuradaki crafting'den göstereyim. Loom yapmamız lazım. Bunda da elimizdeki threadleri klota çeviriyoruz. Kumaş haline getiriyoruz. Ben biraz daha böyle oynayayım. Kaynak malzeme toplayayım. Her şeyi yapayım. Bir ufaktan da bir base'e başlayalım. Bu arada ben o aşağıya inebildim. Şöyle kendime ufak bir kanal kazarak ee, elime Alayım torçu. Şu aşağı taraf yukarısı bu kadarmış. Aşağı doğru da biraz ilerliyor gibi görünüyor. Bakalım burası bir zindan mı? Evet. Boş yere heyecan yapmışım. Hiçbir şey çıkmadı buradan. Ancak maden amaçlı gayet rahatlıkla kullanabiliriz burayı. Daha derine doğru kazarız. Ve daha nasıl söyleyeyim farklı madenler bulma şansı yakalayabiliriz. Şimdi ben biraz daha odun kestim, lambur yaptım. E, crafting'den şimdi diyeceksiniz ki bana böyle başka bir yer bulamadım. Böyle saçma bir yere mi kurulmak istiyorsun? E işte kurulalım, göstermiş olalım hem de. Spinning wheel yapmıştık. Workbench'i yaptım. Saw bench, saw bench'i de göstereyim. Saw bench hemen orada. Evet. Saw bench ise bildiğiniz motorlu testlerin marangozlarda görürsünüz bunu zaten. Şöyle koyayım. Normalde bu kadar düzensiz yerleşmiyoruz. Amacım az biraz oyun hakkında size bahsetmek. Bunda da bildiğiniz construction ürünleri ve eşyalar ev eşyaları yapabiliyorsunuz. Şelften tutun sandalyeye, masaya, dekorasyona, kapılara kadar merdivenlere kadar, çestlere kadar, bariyerlere kadar her şeyi bununla yapabiliyorsunuz. Esas base yapmak için lazım olan ise bize ne olacak o da ama bu elma ağacı mı? Yok. Değil. Farklı bir ağaç keselim. Meyve ağacı kesmeyelim. Burada susadım. Susama domates topladım mesela. Domates çok iyi susuzluk konusunda hem susuzluğunuzu hem açlığınızı gideriyor. Elinize aldıktan sonra sağ klik yaparak yiyorsunuz. Gördüğünüz gibi susuzluk yemyeşil oldu. Bunu da yiyelim de boş yere envanterimizde yer kaplamasın. Hemen odun kesmeye devam edeyim. Size ışık hızıyla ışık hızıyla blok yapma masamızı hemen göstermiş olayım. Yine kafama devirdi. Ancak taş kafalı bir mahlukat olduğumuz için başımıza herhangi bir şey gelmedi. İşte bu sapling'lerden de ağaç dikiyorsunuz. Sapling'leri dikiyorsunuz. Onlar da bir süre sonra ağaca dönüşüyorlar. Kökleri de değerlendirelim. Boşa atmayalım bu arada. Onu da alalım. Hemen crafting menüsüne girelim. Resources. Lumber. 20 Lumber. bilmiyorum yetecek mi. Her ihtimale karşı bir tane daha yapalım. Multiplayer bazı serverlara girdiğinizde çok fazla şey göreceksiniz böyle inanılmaz mimari yetenekli arkadaşlar göreceksiniz. Müthiş base'ler, müthiş evler, müthiş oluşturulmuş. Hop kabak. Yapılar göreceksiniz bunlar sizi kıskandırmasın bence siz de yapabilirsiniz bu yapılardan Biraz işte yetenek lazım ki ben o yetenekte bir Oyuncu değilim Neydi blockbench 30 lumber lazım lanet olsun 30 lumber lazım pekala hemen elimizdeki 4 logo da lumbera çevirsek kaç oldu 46 48 tane daha mı lazım? E, keseceğim seni meyve ağacı. Yapacak bir şey yok. Dünya büyük zaten. Bir paper bulsaydık map'i de gösterecektim ancak paper bulamadım. Map'i o nedenle gösteremiyorum şu an için. Yürüdükçe, gezdikçe açılan, keşfettiğiniz bir map var. Bu arada karpuz da çıkmış. Diyarbakır karpuzunu da gömmüş olduk. Sapling mi bu? Sapling. Aynen öyle. Şimdi sanıyorum ki yeteri kadar lambrımız olacak. Hemen ışık hızıyla bir block bench yapalım burada. Craft object dedik. Evet. Dördüncü sıraya düştü. Saçma bir yerleşim oldu ancak tekrar söylüyorum amaç göstermek hızlı hızlı. Siz daha düzgün bir arazi bulup daha düzgün bir arazi yapabilirsiniz. Misal stone. Stone'un da tabii stone brick şeklinde çeşitleri var. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde artık nasıl yapmak istiyorsanız maksimum diyerek yapalım mesela. Düşte envanterime hemen hızlıca nerede şu aşağıda bir yerde ya da şu en tepede ben bir şeyler oluşturmaya başlayayım. Evet. Biraz uğraştım. Biraz taş topladım. Stone bloklar ile şunlar da çok basit iki tane stone'a yapabiliyorsunuz. Bu da lumber'la yapabiliyorsunuz. Kendime ufak bir tower yaptım. Biraz vaktimi aldı. Çıkalım yukarıya. Hop. Şöyle bir de yatak yapabildim. Manzaraya karşı uyuyacağım artık. Ee, Rising World iyi, hoş, güzel sürekli gelişiyor. Biraz ağır ilerlese de sürekli gelişiyor. Halen alfada, halen yapılması gereken çok iş var. Ancak performans konusunda veya görsellik konusunda çok büyük sıkıntılar yaratmayan bir oyun size. Hemen ben şu torçumu elimden alayım. Gece olduğu zaman yatağınıza yattığınızda veya herhangi bir shelter yaptığınızda yavaşça gözlerinizi kapatır. Ve yeni güne uyanırsınız. Evet inanılmaz ışık hüzmeleri geliyor bu arada. Evet düşmeseydim daha iyi olacaktı. Güzel bir final olacaktı. Enerjim azaldığı zaman da ne yapıyorum? Hemen şu aşağıya şu ışıklardan bir kurtulalım. Hemen ne yapıyorum abi? Ne var ne yok yiyorum. Parçalara böldük bir dilim yedik bir tane daha gömelim Aa böyle bir yedi ki benim dahi canım çekti şunu da yiyerek tamamlayalım artık yavaş yavaş enerjimiz artacak bir miktarda arttı zaten Rising World oynanabilir özellikle multiplayer bir şekilde arkadaşlarınızla gayet keyifli e, anlar geçirebilirsiniz e, şu an için herhangi bir NPC yok oyunda pvp serverları mevcut kapışıp artık köy mü ilan ediyorsunuz kendinize ait bir kasaba mı kuruyorsunuz burası benim toprağım gireni keserim mi diyorsunuz uyarı levhalarıyla size kalmış bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.